Gerçekle sanal ayrımı ortadan kaldıran, geleceğin evreni gözüyle bakılan, giyilebilir teknolojiyle görme, işitme duyularının da deneyimlenebildiği Metaverse evreninde yeni dünyalar kurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Arabistan'dan çok ilginç bir gelişme yaşandı. Müslümanların kutsal ibadet mekanı Kabe ziyaretinin Metaverse üzerinden deneyimlenebileceği üzerinden yaşandı bu gelişme. Elbette konuyla ilgili pek çok tartışma da söz konusu oldu. Sanal ibadet olur mu? Avatar ile hac ibadeti yapılabilir mi? Sanal hacı olmak mümkün mü? Bunun hem dinde hem teknolojide yeri nedir? Detaylara bakacağız ve stüdyomuzda Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Taslaman ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş günaydın. Olur. Nasılsın? Şöyle bir Metaverse dünyasına dair bir giriş yaptık ama öncelikle Metaverse'te Kabe'yi ziyaret etmek bu nasıl mümkün olabilir? Yani hani bir ortam görmek, o hissiyatı yaşamak bir derece ama hacı olabilmek, sanal hacı olabilmek bunun dinde yeri var mıdır? Bu konuda çok itilafın olacağını zannetmiyorum. Yani oraya gitmek hac ibadetinin yerini tutacak bir şey değil. Yani şöyle diyelim, şurada bir Kabe resmi yapsak, biz etrafında dönsek bu hac olur mu? Olmaz. Sonra bunu gerçek bir hac maketi yapmaya dönüştürelim. Olur mu? Yine olmaz. Veyahut da gittikçe Kabe'nin etrafını birebir binasının tamamen aynısını yapalım, Mekke'yi yapalım, işte İstanbul'da bir yere, o hac olur mu? Yine olmaz. Bu da şeye benziyor, yani bu bir derece olarak farklılık, yani bir temsil derece olarak farklılık. Şimdi Metaverse'de derece olarak bir resimden, bir internetteki herhangi bir video çekiminden çok daha farklısını yapacak, daha üst derecesini yapacak. Ama yine bu da bir derece olarak farklılık, yani orası hiçbir şekilde Kabe olmayacak. Yani buradaki bir resmin etrafında dönmek ne kadar Kabe'de dönmüş olmak olmayacaksa, Metaverse'de de dönmek Kabe'de dönmüş olmayacak. Ama bu, yani hac o yerine geçer denmediği müddetçe tabii ki bu olumlu bir şeydir. Yani oraya gidemeyenler vardır. Oraya gitmeden önce bir gözlükle orayı görme, ziyaret etme imkanları olacaktır. Belki hacca peki bir fetvaya bakmaz mı bu? Yani şöyle bir şey var. Bu fetva Kur'an'da geçen şey belli. Hazreti İbrahim'den biri bu mekanın hac için oldu. Mekke'deki bu mekan hac için ayrıldığı söylüyor. Burası insanların bir de yüz yüze gelme, birleştirme yeri. Yani fetva insanlar, yani fetva vermesi Kur'an'daki bu ifadeleri değiştirebilecek bir şey değil. Kur'an'da bu ifadeler durduğu müddetçe hepimiz bu fetvaya karşı çıkıyoruz. Nasıl ki din adına verilen birçok yanlış fetva oldu, birileri verdi. Buna karşı çıkıldı. Böyle bir fetva verilirse de herkesin karşı çıkması gerekecek. Peki şöyle bir şey olabilir mi Caner Hocam? Örneğin bir fetva yayınlandı ileriki tarihlerde. Çünkü dünyanın tamamen dijitalleşeceği konuşuluyor. Ve her şeyin sanal dünyada gerçekleştirileceği konuşuyor. Bunu göz önünde bulundurarak soruyorum. Lütfen yanlış anlaşır mısınız? Yok, iyi ki soruyorsunuz. Şimdi şöyle de fetva nedir, ona bakmak lazım. Fetva sonuçta bir din, bir insanın verdiği bir dinle ilgili yorumdur, şeydir. Ama sonuçta dinin temel kaynağı Allah'ın vahyettiği Kur'an'dır. Tarih boyunca birçok yanlış fetva da olmuştur. Din adına verilmiş çok yanlış görüşler olmuştur. Mesela Kur'an'da savaş açmayana savaş açılamaz denmesine rağmen belli ülkelerin ekonomisini gasp etmek için diğer Müslümanların öldürülebileceğine dair de fetvalar verilmiştir. Yani katliamlarla ilgili fetvalar verilmişti. Ama bunların sonuçta Kur'an'ın temel metnine aykırı oldukları için o zaman da karşı çıkılması gerekiyordu. Biz bugün de bunların yanlış olduğunu söylüyoruz. Sonuçta yani Kur'an'daki o ifadeler orada durması İslam'ın ana bağlayıcı unsurudur. Birisinin herhangi bir tarihte bir ekonomik endişeyle veya başka bir şeyle tırnak içinde fetva vermesi, yani İslam herhangi bir hükmü değiştirici nitelikte değildir. Yani Kur'an'ın vahiyiyle İslam bitmiştir. Bizim bundan sonra tabii ki bir anlamaya çalışma faaliyetimiz vardır. Allah'ın neyi buyurduğunu. Bir insan olarak yorumlarımıza da mutlaka yanlışlık vardır. Bunları da göz önünde bulundururuz. Ama sonuçta din kendisi vahiy ile bitmiştir. Yani yeni bir din oluşturmak mümkün değil. Şuna ne diyorsunuz? İleriki tarihlerden birinde
çeşitli nedenlerden ötürü, özellikle fiziksel nedenlerden ötürü bu Müslümanlığın 5 şartından birini yerine getiremeyecek Müslümanların Metaverse aracılığıyla hac ibadetleri kabul olacaktır gibi. Evet, o da şöyle diyelim, Kur'an'da aslında hac dikkat edin, mesela namaza, oruca göre dünyada istatistiklere bakarsanız mesela oruç en çok yerine getiren ibadet, evet, diğerlerine göre. Hac tabii namaz, çeşitli nedenlerden bundan dolayı sonra o kadar hac değil. Tabii oraya gitmenin bir ekonomik külfeti tabii var ki, diğerleri var. Daha sonradır yüzde olarak Müslümanların uygulamasında. Fakat Kur'an'da insanların gücü yetmiyorsa hacca gitmeye, bir ekonomik şey yoksa, yani gücü yetenin oraya gitmesi gerekir diyor. Gerekli güvenlik koşulları sağlanmıyorsa zaten hac ibadetinin farz olmadığı geçer. Eğer ki böyle bir koşul varsa hac zaten farz değildir. Yani aynen, hac ibadeti bunların sağlanmasına bağlıdır. Kur'an'da İşte Suudi Arabistan kapattı mesela pandemi tabii, dolayısıyla. Bence de yerindeydi. Yapamadınız. Bence de oldukça evet, yerinde bir şey. Çünkü güvenlik yine şeydi. Tabii sağlık Kur'an'ın da dikkat ettiği, şartları, çektiği bir kriter. Güvenlik sağlanmadığı için kapattı. Metaverse hac ibadetini yerine getirmesi sağlamasa da Müslümanların sonuçta Peygamberimizin döneminden kalan, daha doğrusu Hazreti İbrahim'den biri kesintisiz ibadetin yapıldığı, bir ara putperestler tarafından da işgal edildiğinde peygamberimizle beraber, ki neden Hazreti Muhammed Mekke'de çıkmıştır sorusuna verdiğimiz cevaplardan bir tanesi de Kabe'nin orada olmasıdır. Çünkü nasıl olsa dünyanın herhangi bir yerinde İslam yine başlatabilirdi Allah. Fakat Mekke'de başlamakla Hazreti İbrahim'den beri kalan putperestlerin işgal ettiği bir yerin de oradan kurtarılma operasyonuyla beraber İslam başladı. Yani Peygamberimizin Mekke'de çıkmasını anlamlı kılan şeylerden biri zaten Kabe'nin mekan olarak orada olması. Ama Metaverse Müslümanların işte o bölgeyi görmesini, oradaki birçok şeyi, ne bileyim, bu harika duyguları bir şey, yaşaması için, evet bence de harika, bu bir harika şey. Hatta keşke diyoruz ki Suudi Arabistan, Peygamberimizin döneminden kalanlarla ilgili anlatımlar var siyer kitaplarında. Keşke eski Mekke'yi, Medine'yi birebir aynı yapıp da peygamber döneminin Mekke'sine, Medine'sine hayale gitsek. Tabii ki oradaki %100 anlatımlar, birebir fotoğraflar falan, videolar o dönemde olmadığı için o teknoloji elimize gelen yok. Ama en azından o anlatımlardan keşke eski dönem Mekke Medine'sine de biz şu andan gidebilsek. O da olacaktır. Hatta o dönemdekileri belki yaşatıp aralarında dolaştırabilsek. Bunlar da bence yapılacağına inanıyorum. Bence bunlar da yapılacak. De. Bunlar gayet olumludur. Metaverse'ün oraya taşınması da olumludur. Yani şimdi Metaverse aslında kendi içinde direkt bir ideoloji barındırmayan bir yer. Evet. Her türlü ideolojinin propagandası oradan yapılmaya kalkacaktır. Scientology gibi tarikatlar da kalkacaktır. Hristiyan misyonerde bulunduğunu kullanmaya çalışacaktır. Katolik lisesinde kilise açacaktır. Böyle bir durumda Müslümanların kendi dinini orada tanıtması, kendi diniyle ilgili bilgiler vermesi, Kabe'yi merak eden oraya gidip de belli bir duygular yaşatacak şekilde orada işte böyle metaverse onun konmuş olması, gözlüklerle gezilebilmesi, İslam'ın güzel bir anlatımıyla bunların birleştirilmesi bence zaten olması gerekendir. Yani ne kadar baştan erken bunlar yapılırsa o kadar yerinde olacaktır, kaliteli yapılırsa. Ve bunlar bana göre İslam açısından faydalı şeylerdir. Şimdi tabii Suudi Arabistan'ın bu girişiminin muhakkak bir anlamı var. Ali Murat Kırık, size sormak istiyorum. Arabistan böyle bir şeyi neden yapıyor? Tahminen böyle bir şeyden para kazanacak. Gelecek dönemde çok ciddi paralar dönecek. Özellikle hani Arap camiasının ne kadar zengin olduğu düşünülürse. İbadetlerin dijitalleşmesi ne demek? Bunu sormak istiyorum. Nasıl bir deneyimden bahsediliyor? Bir de Metaverse'te hocam siz de biliyorsunuzdur. Araziler, dünyanın önemli binaları satılıyor. Evet. Bu Mekke'nin, Medine'nin, evet, kutsal mekanların satılmış olduğu bilgisi var mı sizde? Evet var. Ciddi var. Misiniz? Satılmış tabii, mı? Var tabii ki, aynen öyle satıldı. Overland dediğimiz bir yapı söz konusu. Bir Metaverse. Metaverse konusu da zaten Oylum'un hep tartıştığımız noktalardan biri. Bilmeyen insanlar sadece bir Metaverse olduğunu ve insanların hepsinin buradan, dediğim gibi, arsa alacağını, burada yaşayacağını düşünüyor. Aslında onlarca Metaverse var. Yani şu an bile aslında var olan Web 2.0 tabanlı olanlar da var, etkileşimli tabanlarda olanlar da var. Web 3.0 aslında bizim
ifade ettiğimiz geleceğin metaversi bu olacak. Merkeziyetsiz bir yapı. Zaten o blok zinciri ve kripto paralarla o merkeziyetsiz yapıyla biz tanışmıştık. Devlet kontrolünün uzağında. Ama Suudi Arabistan'ın bu şekilde sizin dediğiniz gibi işte bir teknoloji olup bir sanat müzesinde Hecerül Esvat taşını oraya koyup insanların eldiven takarak, gözlük takarak dokunması ve bunun karşılığında da bir meblağ ödemesi aslında dijital kapitalizmin de bir göstergesi. Çünkü bizim için önemli olan ibadet bunun bir mali karşılığı ya da bir onun bir manevi karşılığı olurdu aslına baktığınızda. İnsanların bir tatmin ve haz alması söz konusu olurdu. Caner Hocam daha iyi bilecektir. Ama burada tamamen bir şekilde hani geçmişte hatırlarsınız insanlar eğitimlerini gerçekleştirmeden önce simülasyonlarla mesela uçak uçurmadan önce simülasyonda onun eğitimini alırdınız. Bu şekilde de şimdi işte metaverse evreninde avatarlarınız aracılığıyla ki şu an hayal ettiğimiz metaverse bu değil. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Bunun en azından 10 yılı var. Gözlüklerinizi takıp tulumlarınızı giyip eldivenlerinizi takıp tabii, gerçekten çok daha gelişecek. Çok daha gelişmiş. Tabii. Yani tamamen yapay sinir ağları üzerinden aslında yürüyecek bir teknolojiden bahsediliyor. Zaten Mark Zuckerberg'in Facebook'un ismini Meta'ya dönüştürmesi ve geleceğin interneti diye tabir ettiğimiz bu teknolojiyi ortaya koymasının altında yatan en temel etmen o. Ama sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak bunun ticari olarak yani Suudi Arabistan'a bir gelir kapısı olarak sunulacak olması ve insanların burada ya işte Kabe'ye gitmeden önce tavaf etmeden önce gideyim Hecerül Esvat'a dokunayım ve böylelikle önceden öğrenmiş olayım. Bir nevi keşfetmiş oluyorsunuz oraları. Bir nevi oraları öğrenmiş oluyorsunuz. Yani aslında bir nevi sanal ortamda bir kere orayı ziyaret etmiş oluyorsunuz. İkinci olarak da real olarak gelmiş oluyorsunuz. Tabii ki bunun karşılığı var mıdır yok mudur bu tartışılır. Çünkü her şey yoruma açık aslında baktığınızda. Şu an Metaverse açısından da baktığınızda. Sonuçta size söylediğim gibi Overland dediğimiz bir sistem var. Şu an Mekke satılmış, Medine satılmış. Oradaki topraklar Kabe tamamen satılmış. Kimlerin aldığı biliniyor mu? Hayır. Neden bilinmiyor? Çünkü bu zaten merkeziyetsiz bir yapı olduğu için avatarlar aracılığıyla sizin kripto para cüzdanlarınıza NFT dediğimiz non-fungible token olarak düşüyor. Yani aslında o arsa dediğiniz, arazi dediğiniz, parsel dediğiniz yapı bir dijital eser. Dijital sanat eseri. Siz aslında buraları alırken Uylum Hanım, siz aslında oraların bir nevi parsel numarası, bir nevi tapusunu almış oluyorsunuz. Metaverse ticareti başlayacak yakında. Metaverse'den arazi ticareti başlayacak. Metaverse'den başladı bile. İşte alınıp satılacak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu kadar kutsal bir mekanı elinde bulundurmak için elinden geleni yapacak ve varını yoğunu harcayacak pek çok insan var. Ya kesinlikle. Ben sadece şunu söyleyeyim. Şimdi bakın, bugün bir spor kulübü vesaire anlaşmadan siz bir profesyonel oyuna o kulübün logosunu koyamazsınız. O kulübün ismini koyamazsınız. Bu çok büyük spor oyunlarında bunu değerli izleyicilerimiz de bileceklerdir. Ama Overland şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü almış, Atatürk Kültür Merkezi'ni almış, Taksim Meydanı'nı almış, Mekke'yi almış, Medine'yi almış, Kabe'yi almış yazıyorsunuz orada mesela. Zaten dedim ya hepsi sold yani satıldı diyor orada baktığınızda. Peki ne olacak peki yarın öbür gün ben mesela Metaverse'de oraya gelmeye çalışacağım ve oraya bir bina inşa edilmiş olacak mesela. Oranın toprağına daha doğrusu. Kabe inşa edilmiyor. Orayı aslında siz almış oluyorsunuz. Oranın toprağını siz daha sonra bir belki alışveriş merkezi dikeceksiniz. Düşünün Müslüman olarak kutsal saydığınız bir yere parsel bende. Ben istediğimi koyamayacak. Evde dikerim diyecek. İşte ne bileyim otogarda dikerim diyecek. İstediğini yapar. Kilise kurarım diyecek. Ya onu da diyebilecek. Düşünebiliyor musunuz gelecekte nasıl bir tartışma olacağını? Korkunç bir karmaşaya doğru gidiyor bence bu metaverse dünyası. Ama özellikle tabii dinin ticarete alet edilmesi belki de hocam en hassas noktası öyle değil mi? Yani bu tabii ki din ticarete alet edilmesine karşı çıkmamız lazım. İşte Kur'an din adamlarının din üzerinden para kazanmasına karşı uyaran bir kitap. Yani Tövbe suresinde din adamlarının insanların malından haksızlıkla yediği geçiyor. Ama bu metaverse bağlı bir şey değil. Yani din adamları metaverse olmadan da yapıyorlar. Ama metaverse çok büyük bir ticari olay. Sonuçta bunun ortaya çıkartanların yapmak istediği şeyler, nasıl ki birçok binayı diken müteahhit oradan para kazanmayı düşünüyor, birçok alışveriş merkezini yapan oradan parayı kazanmayı düşünüyor. Sanal alemde böyle bir insanlara bir şey hocamın demin güzelce anlattığı şekilde, belki birçok duyguları beraberinde birçok yerleri gezerken veya yeni kurulan alanlarda oraları ziyaret ederken, yaşarlarken bunun üzerinden birçok kimse milyarlarca dolar kazanacak. Birçok kimseye de burada sizin para kazanma imkanınız var derken sanal alemde arsalar kurdururken onun üzerinden birisi de arkasında büyük bir para kazanacak. Birçok kimse de bunu satacağı yeni bir insan olduğunu düşünerek daha sonra ki birçok şey bize kadar saçma gelse sanal alemde satmak. Çünkü ticari açıdan birçok meta yani siz onu
satacağınız bir kimse varsa çok mantıksız bir proje mantıklıya dönüşebiliyor. Yani bu ekonomiyle ilgili belki ayrıca konuşulabilecek bir şey. Yani birçok kimse buraya saldıracak ve saldırıyor şu anda. İleride burada çok büyük bir ticari para dönecek diye. Yani Suudi Arabistan'ın yaptığı bence burada şu. Suudi Arabistan'ın dünyada ayrıcalıklı kılan şeylerden bir tanesi Kabe'nin olduğu yer olması. Bir bunu zaten yapacaktı. Başka birine bırakmadan yapmaya kendilerine ayrıcalıklı kılan yeri yapmış olmaları baştan belki koruyacak. Mantıklıydı kendilerine. Ama bunu zaten birileri bir daha yapar. Yani sonuçta Metaverse'de birinin bir şey yapması. Başka dünyalar da söz başka birinin zaten. Benim evet, Kabe'mi gel ziyaret et evet. demesine engel değil. Belki başka bir Kabe yapan bunlar birebir orijinal yaparken öbürleri Kabe'yi atıyorum Kabe'de olmayan belli çiçeklerle desenleyip yapacak. Yani tarif olabilir yapabilecek. Gerçeklik ve kurgu birbirine karışacak ama ve bu çok uzak bir tarih olmayacak öyle değil mi Ali Murat Kırık? Ne kadarlık bir süreç öngörüyorsunuz? Şu anda bile olabilir bu. Şu an zaten şu an arsalar satılıyor ya şu an üstüne NFT olarak bunlar inşa edilecek. Yani alışveriş merkezi inşa edecek, Kabe inşa edecek. Ben diyecek dediğiniz gibi. Mesela USM Metaverse var. Bu tamamen Mars'ı simüle etmiş. Geleceksiniz Mars'a Kabe'yi dikecek mesela. Gelin diyecek Mars'ta Kabe ziyareti diyecek. Yaptırdınız mı avatarlarınızı? Yok. Metaverse'de var mı? Yaptırdım yani. Şimdi hocam içindeyiz yani. Hani mecburuz evet, yani. Şimdi hocam geç kaldık biz biliyorsunuz. Avatar gerçek olabildiği gibi yani insan kendisini idealize ettiği bambaşka bir şey de olabilir. Yani mesela avatar birçok kimse kendine benzetirken bir tanesi kendi avatarının Arnold Schwarzenegger gibi böyle bahsedecek. Koran'daki Arnold gibi. Arkadaşlarımdan rica ediyorum bu James Cameron'ın Avatar filmi vardı. Şimdi ikincisi gelecek. Birincisinin tarihini söyleyebilir misiniz bana arkadaşlar? 2003 mü 2004 mü 2007 mi o civarlarda ve ne kadar önceden öngörülmüş 2009'muş şimdi yönetmenim Kaan söyledi. Şimdi bu tabii öyle bir şey ki gerçeklik ve kurgu birbirine karışacak ve sistem izin veriyor sizin yani gerçek olarak kavranıyor yani kendinizi onu kurgula yani kurguyu da gerçeği de oraya taşıyabilmenizi izin veriyor sistem. Evet. Peki oradaki tavaf gerçeğinin yerini tutabilecek tutmayacak, mi? Tutmayacak o asla tutmayacak ama yani sonuçta bütün bu şeylerde gerçek veya kurgu. Mesela sizin avatarınızdan başlıyor iş. Yani bir kısım insan avatarını birebir kendininki gibi yapabilir. Bir kısım hayal bir şey yapıyor. Aslında bu Facebook, Twitter gibi alanlarda da aynı dikkat ederse. Bak Facebook, Twitter'da isteyen mesela kendi resmini koyuyor. İsteyen kendi resminin yerine apayrı bir şey koyabilir. Doğru. Yani burada yapılan ondan diyorum derece olarak bir farklılık. Ama temel mantık da aynı. Yani sosyal medyaya çıkan birçok insanda isteyen kendi adıyla çıkıyor oraya. İsteyen kendine, mesela diyelim ki Platon adını koyuyor, Aristoteles adını koyuyor. Pamuk mesela, Elva adını koyuyor. O anda geçiyor. Yani burada o yüzden sistem nasıl ki sosyal medya sizin sanal bir adla oraya kendi isminizi koyma mecburiyeti koymuyor. Yani bu ülkeler arası bir seyahat ederken kendi ismimizle seyahat etmek zorundayız. Değil, pasaportumuza kendi ismimiz yazacak, kendi resmimiz olacak. Ha, sosyal medya böyle olmadığı gibi Metaverse hiç böyle değil. Peki şikayet mecra neresi? Şikayet mecrası yok ki. Kime şikayet edelim? Şimdi olacak iş değil bu iş. Şimdi bakın Horizon Worlds var. Meta'nın yani Mark Zuckerberg'in kendi Metaverse'ü. Evet. Şimdi orada bir ay önce çok büyük taciz vakaları yaşandı. Yani mesela elle taciz. Elle taciz bir kadını elle taciz etti. Sözlü bir şekilde taciz etti. Avatar avatarı taciz ediyor. Meydanda da insanlar gülüyorlar. Ne kadar güzel. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Ortam sanal olsa da her zaman işlenen suç gerçektir. Oradaki insan aslında psikolojik olarak da o işin içerisinde. Şimdi Caner hocam dedi ya. Buradaki yapı merkeziyetsiz bir yapı. Zaten Web 3.0'ın merkeziyetsiz olması daha fazla demokratik kontrolü sağlıyor kullanıcıda. 2.0'da bu değildi. O etkileşimli bir yapıya sahipti. Sosyal medyayla biz bununla tanıştık. 3.0 kripto paralar, blok zinciri. Zaten bakın Satoshi Nakamoto 2009'da diyorlar Bitcoin'i işte oluşturdu, geliştirdi diyorlar. 21 milyon diyorlar Bitcoin var diyorlar. Şimdi bundan bir tanesini alıyorsun. Geçmişte insanların en büyük korkusu da şu oldu. Ben geçmişte buna girmedim. Bu Bitcoin'i almadım. 1-2 dolarken almadım. Şimdi 35 bin 40 bin dolarlara çıktı. Aynı durum bu NFT arsalarda da söz konusu olabilir mi? Ben bu arsayı almazsam gelecekte evladım bana... İyi adım alıyor onun için. Evet. Evladım bana kızar mı? Hani derler ya İstanbul'da... Amerika kıtasına evvelki saldırı gibi. Bu sefer Metaverse sanal alemde arsa katmaya saldırı. Sanal alemde gerçek hayatta olamadı bari. Sanal i̇şte, hayatta arsamız olsun. İstanbul'da alamadım. Aynen öyle. Hocam, bizde alan var.
Bizde tabii canım. Siz aldınız mı? Ben almadım. Aa. Ben o dijital dünyaya o kadar uzak ve o kadar gelenekselci bir insanım ki maalesef her şey oluyor ve ben en son farkında oluyorum. Instagram hesabım bile yok benim. Twitter hesabım da yok. Ben çok gelenekselciyim bu konuda. Ama el mahkumsa yapacağız. Yapacak bir şey yok. Peki şu da tabii aklıma geliyor Caner Hocam soru olarak. Şu anda öngöremediğimiz bu sanal hac ziyaretiyle ilgili inanışı, ibadetleri yozlaştıracak, farklı bir noktaya döndürecek neler olabilir? Olabilir tabii ki, hepsi olabilir, fikirler olabilir ama sonuçta bunun yani yozlaşıp yozlaşmaması yani insanların elinde. Yani birisi böyle şöyle bir şey var yani bir... Orayı göstermek, hacla ilgili güzel duygular yaşatmaya da vesile olduğu için bu olumlu bir şeyken dediğin gibi siz yani burada bu haccın yerine geçer derseniz bunu olumsuza çevirirsiniz. Hı hı. Bu diğer ibadetler, diğer şeylerle de ilgili olabilir. Yani senin avatarın namaz kılarsa sabahleyin sen avatarını ayarlayacaksın. Senin avatarın senin yerine sabah namazını kılarsa senin namaza kalkmana gerek yok derse biri. Yani siz nasıl yozlaştırılabilir dediniz de. Ve buna inanırsanız. Yani birisi mesela buna inanırsa. Bunun yani bir ciddiyetinin olmadığı belli, bu şeye benziyor. Hocam kesin inanacak insanlar buna ama. Olabilir yani, ona şaşırmayacağım ama yani sonuçta dediğin gibi bu şey de belli. Yani ben burada kendimin bir resmini yapabilirim. Yani herhangi bir şey veyahut da videomu yapabilirim namaz kılarken. Videoyu öyle bir ayarlayabilirim ki sabah namazının vaktinde o video benim evvelki namaz kılmam tekrarlanır. Bunun namaz yerine geçmeyeceğine kadar belliyse onun da geçmeyeceği bellidir. Yani ama sonuçta dediğiniz de doğru. Her zaman için böyle garip grup şeylere bir inananlar veya bu garip grup fetvalar verenler ortaya çıkabilir. Asıl olan bu yani bunlara karşılıkta durmak. Bunlara yapacağımız bir şey yok. Çünkü bunlar insanların saçmalama hakkında olması lazım. Çünkü insanların bazen saçmalama hakkını da özgür bir şekilde tanımazsanız bu sefer doğru söyleyenin de ağzını kapayan birileri çıkabilir. Hı. Yani saçmalayanları da bizim durdurmamız mümkün değil yani bu yüzden. Buna karşı dediğimiz gibi Allah'ın kitabı Kur'an ortadadır. Yani oradan biz dini hükümler çıkar. Ama sonuçta bir Müslümanın da herhangi başka bir insanın da bu metaverse gibi şeylere açık olmaması için bunları yok işte dünyanın bir oyunu biz bundan uzak duralım demeleri için bir sebep yok. Bakın mesela bazı Müslüman cemaatler ne yaptılar? Türkiye televizyonun girdiğin ilk döneminde baya bir cemaat şeytan kutusudur deyip televizyonu seyretmenin haram olduğunu söylediler. Evet. Şu anda bunu diyenlerin bir kısmı kendi televizyonlarını kurmuş vaziyetteler. Doğru. Zamanında diyenler. Hı hı. Şimdi şunu dese bir insan anlarım. Bu televizyondan çok zararlı bilgi geliyor, dikkat edin. Şimdi bu ayrı bir şey. Bunların söylediği tam bu da değildi. Yani televizyonda resim, fotoğraf haram gibi bir uydurma var. Oradan geçen fotoğraflarda işte canlıları böyle simüle ediyorsunuz. Haşa bu tanrıcılık oynamaktır. İşte bu haramdır bakmak yani o. Yani orada siz yani şey bir diyelim ki bir kaplanın ormandaki dolaşmasını anlatan televizyon görüntüsüne bile tırnak içinde haram diyorlar. Yanlış anlamayın oradaki... Bazı olumsuz dizilere falan değil o içerikten dolayı. Ha bu yanlışı yaptılar. Şimdi kendileri televizyon kurdular. Şimdi Metaverse büyük bir ticari alan. Tabii ki. Buradan eğer ki bir pay alınacaksa Müslüman tüccarlarda, Müslüman iş adamlarında almasının önüne geçmemek lazım. Yani böyle saçma sapan fetvalar biri verirse yok Metaverse'e girmez odur budur. Baştan evvela bunlara bir karşı durmamız lazım. O da olacak muhtemelen. Ama şunu da masaya yatırmamız lazım. Şimdi... Bu tip olaylar sosyolojik olarak da önemli değişimleri tetiklerler. Nitekim internet tetikledi. Bakın şu anda istatistiklere göre dünyada ortalama bir insan günde 6 saatten fazlasını herhangi bir ekranın karşısında geçiriyor. Yani sosyal medyadan, televizyondan veya internetin diğer alanlarından dünyadaki ortalama bunun üstüne çıkıyor. Bu insanların... Aileden, okuldan ve hiçbir yerden almadığı kadar bilgiyi doğrusuyla yanlışıyla internet üzerinden almamız anlamına geliyor. Hı hı. Bu mesela bilgiyle bizim iletişimimiz açısından mesela internet yepyeni bir şey ortaya çıkıldı. Metaverse ile beraber bunların artması da bir bilgiyle ilişkimiz açısından bir şey çıkaracak. Aynı zamanda psikolojik açıdan insanların yüz yüze etkileşiminin onlara iyi geldiği... arada kullanılan anlamlı bağların insanların daha mutlu, daha sağlıklı olmasını sağladığı biliniyor. Şimdi insanların yüz yüze bağlar kuramamasını getireceği mesela psikolojik bazı sorunlar da
Artabilir. Hocam, zaten internetle olur. Ona gelene kadar epey bir yolumuz var. Önce şu Metaverse dünyasını bir anlayalım ve Metaverse'de dijital ibadetleri çözelim. Ali Murat Kırık, ha, nasıl olacak bu iş? Şimdi ben tabii toplumsal olayları da incelediğimde bir şekilde sanki bu Metaverse'e insanlar hazırlandırıldı gibi geliyor. Zaten Zuckerberg'in açıklaması, biz bir şekilde sosyal medyayla insanları sanal ortama entegre etmiştik dedi. Kendisi lansmanı var. Hatta demin arkadaşlar VTR'de de oynattılar. Gördüm. Aynı durum söz konusu. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Bakın, koronavirüs çıktı. İnsanlar mesela cuma ibadetlerini gerçekleştiremediler. Ve insanlara dendi ki ya sanal olarak da siz, işte herkes açabilir, telefonunu açabilir, sanal ortamda da cuma namazı kılabilirsiniz, topluluk oluşturabilirsiniz dediler sanal ortamda. Sanal cemaatler dediğimiz kavram ortaya çıkmaya başladı. 2020 yılında dediler ki evet, belki koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan, buraya gelemeyeceksiniz ama sanal olarak biz size bunu sunuyoruz dedi. 2020 yılında aslında ilk defa bu tavaf olayı ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun dedi Kabe yerine geçmez ama en azından madem gelemiyorsunuz, koronavirüs var dedi, siz buralarda alın. Artı size ikinci söyleyeceğim bir şey. Şimdi hepimizi biz arazi alıyoruz vesaire vesaire diyorlar ya. Şimdi bakıyorsunuz geleceğin en büyük sorununun kıtlık olduğu unutuluyor. Şu an mesela Bill Gates bütün dünyayı geziyor, verimli tarım arazisi alıyor o ilumanın. Sizi geliyorlar metaverse'lere, arsalara aldırıyorlar. Yönlendiriyorlar. Siz metaverse'e kendileri, o kendileri gerçek arsa alıyor. Evet. Şimdi metaverse'ün patatesi, domatesi karın doyurmuyor. Evet. Ama patates, domates karın doyuruyor. Onun için gerçekliğe gelin. Mı yiyeceksiniz siz gelecekte? Arsalarınız, NFT'lerinizi mi yiyeceksiniz? Anlatabiliyor muyum? Geleceğin en büyük sorunu bu. O insanlar geliyorlar, sizi yönlendiriyorlar. Kendileri burada tarım arazilerini alıyorlar real hayatta. Size de diyor ki oylum hanım nerede? Buyurun internet dünyası. Siz orada keyif yapın. İşte, peki yani. Şimdi avatarımızı oluşturuyoruz. Evet. Ondan sonra Metaverse dünyasına avatarımızı sokuyoruz. Ve diyelim ki ibadet gerçekleştirmek şimdi, istiyorum. Sanal ibadet gerçekleştirmek istiyorum. Ne yapıyorum? O ne olacak şimdi? Oraya girmeden önce bir kere bir kripto para cüzdanınız oluyor. Bunu entegre ediyorsunuz. Çünkü bir de kripto paraya da girmem gerekiyor orada. Kesinlikle her evrenin kendine özgü bir kripto... Var mı kripto paranız hocam? Kripto parayı yoktu, direniyordum ama kızımın teşvikiyle Sandbox'a girdim. Hocamı da kaybettik. Hayır. Hocam şimdi ne diyeceğiz buna şimdi? Hocamı da, kaybettik. Hocam. Sizin var mı kripto paranız? Benim mi? Yani şimdi ne söyleyeyim? Olmayan bir ben kaldım galiba. Ya, oyunum hanım alalım size de yani. Ben öyle riskli şeyleri benim... İki kuruşum da varsa, 150 bin kuruşum da varsa... Ben de alacak kadar bir mevzaya yatırmadım zaten. Evet, doğru. Ama şu var... Bol kazançlar diliyorum hocam. Sağ olun. Şu var Oylum Hanım. Hayır. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı Metaverse ile ilgili bir sözü var. Evet. Bilmiyorum, duydunuz mu evet, onu? Evet. Dedi ki buna dedi Türkiye'nin de girmesi lazım. Evet. Zaten bir iki hafta doğru. önce... Evet, evet, doğru. Teknoloji içinde yer almalıyız. Gelişmelere yani. Kesinlikle evet. geç kalmamamız gerekiyor. 100 milyarlarca dolarlık bir pazar olacak burada. Hı-hı. Tabii ki. Bir de şunu bakın, birçok ülkenin şeyleri sınırlı. Mesela toprağınızın altında bir petrol var. Bir, son bir dakikamız var. Bir doğal hocam. Gaz var, bir metal var. Bunlar sınırlı. 100 milyarlarca dolar ediyor. Fakat buradaki bir şey var. İnsan aklının bir icadı, marketing stratejisi... İnsan aklı işte bir armutla bir elmayla bütün gün çalışabiliyor değil mi? Ham maddesi, şeker olan bir şey. Ve bunun bir icadıyla bir ham maddeleri, toprağın altındaki şeyleri kullanmadan yüz milyarlarca dolarlık bir ticari ürün doğru. ortaya çıkartıyorsunuz. Hele hele bizim gibi toprak altında çok büyük zenginlikleri olmayan ülkelerin bu tip yerlerden bir kazanç elde etmesi çok çok önemli. Ve doğru yönlendirilmek, doğru anlamak da çok önemli. Çok haklısınız. Aynen. Ben bir şey söyleyebilirim ama hocama ek olarak. Bu zemin oturmadan, hukuki düzen oturmadan, lütfen insanlar gerçekten, ben şimdi internette de görüyorum, ne yapalım, ne edelim, nerelere para yatıralım vesaire. Bu zemin oturmadan lütfen elinde varını yoğunu satıp kredi çekip buralarda metaverse arsa arazi alıp... Ne zaman düzen oturacak ben size söyleyeyim. Ne zaman hukuki sisteme gireceğiz? Büyük bir kayıp, büyük bir acı, işte. Büyük bir yolsuzluk yaşanmadan o işin altyapısı yapılmayacak. Olmuş, tüm dünyada böyle. Onun için muhtemelen insanlar girecekler ve pek çok kişi acı çekecek çeşitli nedenlerden. Çekiyor da zaten. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor zaten. Burada zaten. Bu sistemler zaten dalgalanmalara dalgalı. Çok açık. Evet. Ve yani, çok rizik oluyor yani. Rizik zaten birçok insanların buraları oldu. Sevme nedeni insanların büyük bir kısmı çok hızlı zengin olmak istedikleri için. Zaten birçok insan da buraya giriyor.
Yani... Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ne kadar önemli bir konu, ne kadar geniş bir konu. Herkes bu aralar Metaverse'den bahsediyor. 7'den 77'ye deyim yerinde ise Metaverse'i algılamaya çalışıyor. Tabii bir önceki nesil, hani 65 yaş üstü olarak nitelendirilen kuşak, cep telefonuna bile daha tam adapte olamamışken, analog bir hayat sürerken, onların dijitalleşmesini beklemek, hele Metaverse'le bağlantıda olmasını beklemek çok mantıklı değil. Biz geçiş, ama bizden sonraki kuşaklar, çocuklar, torunlar böyle bir dünyada yaşayacak. Onun için onları hazırlamamız gerekiyor. Profesör Doktor Caner Taslaman, Doçent Doktor Ali Murat Kırık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Davet ederiz için. Için. Sağolunuz. İyi ki varsınız. Bu plan daha çok su çeker. Evet, çeker, daha çok konuşuruz. Biz bunu daha çok konuşuruz. Daha konuşacağız da sizler var olduğunuz sürece sizlerin değerli görüşlerine başvurmaya da devam edeceğiz. Hocalarımız iyi ki varlar. Bizleri aydınlatıyorlar. Bu önemli konularda bilgi sahibi olmamızı sağlıyorlar.